Değerli hemşehrilerim ve ekranları başında bizi izleyen değerli hemşehrilerim, güzel bir noktadan arka planda da güzel bir görselle size bu yıla 2022'ye veda etmek istedik ve 2023'e de merhaba demek istedik. Bunu da canlı yayınla yapalım istedik. Hakikaten şu an şehrimizin en güzel kamu binası diyebileceğimiz binamızın biten tefrişatıyla, her şeyle, peyzajıyla tamamlanmış olan binamızın hemen önünden 2023'ü kutlamak, tebrik etmek gerçekten güzel bir duygu. Bu duyguyu bizi izleyen tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istedik açıkçası. 2022 yılı öncesine doğru da gittiğimiz zaman pandemiyle, özellikle son 2-3 yıl gerçekten hem milletimiz, hem tüm insanlık, hem hemşehrilerimiz zorlu bir sınavdan geçtik. Rabbimize hamdolsun o günler geride kaldı ve inşallah 2022 ile beraber geride bıraktığımız bu tür sıkıntıları 2023 ve sonrasında bir daha yaşamayız. Çorum Belediyesi olarak da çok bereketli bir yıl geçirdik, hamdolsun. 2022 yılında o kadar güzel işlerimizi attık ki, mesela bir çırpıda aklıma gelen işlerden sayacak olsam, mesela birçok spor tesisi yaptık. Semt sahaları yaptık, izami sentetik sahalar yaptık, potalar yaptık, bunların açılışlarını yaptık, yüzme havuzlarını tamamladık 2022'de, hamdolsun birçok güzellik. Yine hayatta ölüm de var ve şehrimize inşallah uzun yıllar hizmet edeceğini düşündüğümüz Mezarlık İşleri Müdürlüğü olarak açtığımız, tarihi bir görüntüyle açtığımız ama içerisinde morgları, taziye odaları, her türlü imkanı bulunan son derece güzel bir tesisi 2022 yılı içerisinde hemşehrilerimize hizmetlerini açtık ve en son anlarında, nasıl ki doğumdan ölümüne kadar her zaman hemşehrilerimizin yanındaysak, son anlarında da onları şehrimizden yolcu ederken de en güzel hizmeti vermek adına Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzü en güzel şekilde hizmete açtık. Yine hemen 2022'nin başlarında açtığımız bir şehitliğimiz var ki, biz bu topraklarda eğer özgürce yaşayabiliyorsak, bu yayınları yapıyor, bu hizmetleri hemşehrilerimize sunabiliyorsak, tüm şehitlerimizin sayesinde ve Türkiye'nin en güzel şehitliğini yapmak bize nasip oldu. Sayın Valimiz belediyemize tahsis etti şehitliğimizi ve içerisinde mescidinden sosyal alanlarına kadar Türkiye'nin en güzel şehitliğini yaptık. Yapmakla da kalmadık. En yüksek bayrağı da şehrimizin 55 metre, 150 metrekare, 55 metre yüksekliğinde bayrağımızı da hamdolsun göndere çektik. Şehitliğimizi yine 2022 yıla da açtık. Yine özellikle geçtiğimiz yazdan önceki yaz suyumuz bitti diye ben anons etmiştim. Hatta geçtiğimiz kış su problemi yaşayacağımızı öngörerek biz karları barajlara taşımıştık, hatırlarsanız. Ama Rabbimize hamdolsun Koçhisar İsale hattını, 53 kilometrelik o hattı biz 2022 yılında tamamladık. Ve inşallah uzun süre şehrimizde susuzluk problemi yaşanmayacak bir noktaya şehrimizi taşımanın kıvancını yaşıyoruz. Altyapı yapılarından yağmur suyu şebekeleri, kanallar, yeni su şebekeleri ve biz polietilen boruların %90'ını asbestli boruların polietilenini değiştiren çok başarılı bir şehir olduk. Yine kaçak su kayıp kaçaklarıyla ilgili olarak gerçekten çok güzel mücadelelerimiz oldu. Asfalt, on binlerce ton asfalt döktük şehrimize. Hatta şehir merkezimizin dışında aslında görev alanımıza girmemesine rağmen hamdolsun biz ilçelerimize de asfalt döktük. Mesela hemen 2022'de asfalt döktüğümüz ilçeler Bayat ilçemize 3400 metre uzunluğunda asfaltımızı döktük. Yine Osmancık ilçemiz 1000 tonu Çorum Belediye'mizin hediyesi, kalanı Osmancık Belediyesi'nin katkılarıyla 5-6 bin ton asfalt döktük. Ve Boğazkale ilçemize de asfalt döktük 2022 yılında. Ve asfalt dökmediğimiz İlimiz neredeyse kalmadı, ilçemiz pardon kalmadı ve inşallah bir iki ilçemiz kaldı. Onları da 2023'te asfaltta buluşturmuş olacağız. Gençlerimiz için çok güzel konserler yaptık mesela 2022'de. Hakikaten gençlerimiz istedi, biz onları Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla buluştuk. Festivalimiz muazzam oldu. Mesela 2022 yılında bir kitap fuarı yaptık, 11.sini düzenledik. Aslında bundan öncekilerle hiçbir alakası yok. Bu bölgenin, Karadeniz bölgesinin en büyük kitap fuarını yaptık. Ve 150-160 bin insanımız buraya geldi ve kitap fuarımız tüm Türkiye'de hamdolsun konuşuldu.
Halk otobüslerini satın aldık mesela biz 2022'de. Evet, toplu ulaşımda çok ciddi sıkıntılarımız vardı geçmişte. Özel halk otobüsleri özellikle son dönemdeki mali konulardaki sıkıntıları nedeniyle istediğimiz kalitede hizmetlerimi hemşehrilerimize hizmet sunamıyor idi. Almaya karar verdik ve çok kısa bir süre içerisinde 60 tane otobüs aldık, halk otobüs. Bir kısmı sıfır, bir kısmı özel halk otobüsü firmasından olmak üzere 6,5 metrelik o mini minibüsleri de dahil ettik. Ve inşallah Şubat ayında 18 metrelik körüklü otobüsümüz de geliyor. Ve halk otobüsü işletmeciliği, toplu ulaşımla ilgili adeta dönüşüm anlamına gelen şehrimizde radikal kararlar aldık. Mesela 2022'de biz bu şehri kültür ve tarihin de merkezi yapacağız. Bu şehrin tarihini, kültürünü ihya edeceğiz mottosuyla, vizyonuyla yola çıktığımızda Halk Bankası'nı yıkabileceğimizi ben bile hayal etmemiştim. Ama biz şu anda Saat Kulesi civarında, merkezinde Ulu Cami olmak üzere 14.500 metrekarelik bir tarihi meydan yapıyoruz. Ve bu tarihi meydan önündeki en önemli engelleri bir bir yıkıyoruz. Halk Bankası'nı yıktık. Ziraat Bankası'nı da inşallah en kısa süre içerisinde, bir ay, bir buçuk ay içerisinde yıkmış olacağız. Ve bütün o silüetiyle beraber 14.500 metrekarelik tarihi doku ayağa kalkacak ve 2022'nin 2023'e armağanı olacak bu ve orada muazzam bir meydan oluşturacağız. Ender Arslan'ımız artık elden çıkıyor idi. Bizim meşhur dediğimiz, dünyada örneği yok dediğimiz Ender Aras'ta maalesef gözümüzün önünde yok oluyordu. Müdahale ettik. Dedik ki burayı ihya edeceğiz. Biz oradaki restorasyon çalışmalarımızı yaparken yok yerdeki taşlar böyle oldu. Yok üstteki bilmem şunlar şöyle oldu. Adeta bize ders vermek isteyenlere bitince biz ders verdik. Ve hem altındaki o Arnavut taşları, kaldırımı taşlarını koruduk. Hem oradaki asma ağaçlarını koruduk. O gün bizi güya eleştirdiğini düşünenler şu an orada selfie çekip Facebook'larında, Twitter'larında, Instagram'larında paylaşıyorlar. Rabbimize hamdolsun. Saat Kulesi'nin etrafında Çöplü Arastası'nı yeniden ihya edeceğiz dediğimiz zaman oradaki esnafımız bile buna tam inanamıyor idi. Ama biz muazzam bir iş başardık orada. Saat Kulesi'ne bakan tüm cepheleri tarihi dokusuyla buluşturduk. Gece aydınlatmasıyla beraber gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel bir hale geldi 2022 yıl içerisinde. Kale ile Ulu Cami arasında tarihi bir kültür yolu yapacağız dedik. 2021'de karar verdik. 2022'de uygulamaya başladık. Şeyh Eyüp Sokak şu anda oradaki, dün de oradaydım gece. Hakikaten ışıl ışıl o tarihi doku, Arnavut kaldırımları, nostaljik aydınlatmalar ve bizim Veli Paşa Camisi hemen yanında Güngörmüşler konağımız, Abbasoğlu konağımız gerçekten hayalimizin önemli bir aşamasını 2022 yılında bu tarihi kültür yolu projesiyle gerçekleştirdik. Yine Veli Paşa Hanı, 156 yıllık muazzam bir han. Bu hanı bitireceğiz dedik. Neye mal olursa, kaç liraya mal olursa bitireceğiz. Ve hamdolsun bitirdik, tamamladık ve hanımızı milletimizin hizmetine açtık. Sadece bununla da kalmadık. Hanın içerisinde bir Veli Paşa kahvecisi diye gerçekten muazzam bir sosyal tesis kurduk. Marka tescilini yaptırdık 2022'de ve şu an hemşehrilerimiz o sosyal tesisimizden en güzel şekilde istifade ediyorlar. Peki sadece o sosyal tesis mi açtık? Hayır, biz engelsiz kafeyi de 2022'de açtık. Bütün engel gruplarına yönelik çözümlerin ürettiğimiz meydan sosyal tesisi engelsiz kafe şeklinde belediyemizin işletmeciliği altında açtık ve oradaki kapasiteyi de geliştirdik. Gerçekten sosyal tesislerimiz önceki açtıklarımızla muazzam bir iş yapıyorlardı. Ama en son açtıklarımız daha da güzel oldu. Hatta bir tanesini de kampüsü açtık. Geçtiğimiz günler içerisinde 2022 yıl içerisinde bir sosyal tesiste Kuzey Kampüsü'nü açtık. Yine hemşehrilerimiz, başkanım yani pandemiden çıktık. Evet, tıkanmıştık biz 2 yıldır. Bizi tarihi kültürel mekanlara bir gezi programı olmayacak mı dedikleri zaman siz ne istediğinizi biz yapmadık dedik.
ve 1800 hemşerimizi payitaht İstanbul'a götürdük. Ayasofya'da hamdolsun Fatih'in yadigarı Ayasofya'da abdestle girerek oraya, bilet alarak değil, müzeye değil, abdestini alarak cami olarak girdiler hemşehrilerimiz ve dualarını ettiler. Eyüp Sultan'da dua ettiler, Şamlıca Camii'nde dua ettiler ve özellikle de ecdadı torunu olmaktan gurur duyduğumuz 7-8 Hasan Paşa'nın kabri başında dua ettiler ve o dualar bizim yolumuzu açtı. Hamdolsun 1800 hemşehrimizi payitahta götürdük, yatılı da olmak üzere orayla buluşturduk. Ondan sonra özellikle ev hanımlarının bizden bir talepleri oldu. Başkanım günübirlik gezi yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Ve geçtiğimiz haftalar içerisinde Tokat'ta güzel bir şehir ve Evliya Çelebi'nin dediği gibi Tokat'a gitmek gerek. Ve hemşehrilerimizi Tokat'a götürdük. Hanımefendileri Tokat'a götürdük. Ve o Tokat'ta 450 hemşerimiz, hanımefendi Tokat'ın tarihi, kültürel mekanlarıyla buluştular. 2023'te de İnşallah Tokat'tan buraya gelecekler. Bunları bir sürü kutu söyledim ama daha söyleyebileceğim, unuttuğum mutlaka çok şey var. Mesela biyokütle tesisimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarımız. Şu an 8000 hanenin elektriğini üretebilecek kapasitede bir çöpten elektrik üretim tesisini biz 2022'nin hemen başında açtık. Ve şu anda bu elektrik üretimimiz devam ediyor. Onunla da yetinmedik. Eskice köyü su terfi istasyonumuzda 500 kilowatt saat kapasiteli güneş enerjisi santralimizi de biz geçtiğimiz haftalar içerisinde 2022 yılında açtık. Ve açmaya da devam ediyoruz. Ve bunların içerisinde 2022'de tamamladığımız, 2022'de taşınmaya başladığımız arkadaki bizim belediye binamız gerçekten muazzam oldu. Ve hemşehrilerimize en güzel hizmetleri burada vereceğiz. Ve belediyecilik anlamında zaten geçmişten bugüne çok güzel işler oluyordu. Yeni binamızda, yeni imkanlarımızda Allah'ın izniyle 2023 başı itibariyle çok daha güzellerini yapacağız. Şu an belli müdürlüklerimiz taşınmış durumda geçtiğimiz haftadan itibaren. Ve Ocak ayının içerisinde, bir iki hafta içerisinde tüm birimlerimiz burada olacak. Ve şu an itibariyle hizmette de aksama olmasın diye burada da veznemiz var. Yukarı bizim önceki artık eski diyeceğiz belediye binamızda da veznemiz var. Ya da bir takım imkanlar burada da hemşehrilerimiz bir iki hafta içerisinde görebilecekler, orada da görebilecekler. Ama önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen bu muazzam eserimizin içerisinde yeni eserlerin heyecanıyla yeni katkıları hemşehrilerimize sunacağız. Peyzajı mükemmel oldu, iç dizaynı mükemmel oldu, her şeyle dört dörtlük Çorum'un en güzel kamu binası oldu. Belki de en güzel binası oldu ve şu anda da artık burayla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık. Ve 2023'ün Türkiye yüzyılı dediğimiz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı dediğimiz 2023'ün başındaki ilk meclis toplantımızda inşallah önümüzdeki Cuma günü önce Akşemseddin Camisi'nde namazımızı kılacağız, Cuma namazımızı. Ondan sonra da meclise geçeceğiz, belediyemize geçeceğiz. Önümüzdeki Cuma saat 2'de ilk meclis toplantımızı Türkiye'nin 100. yılında, Çorum'un 100. yılında yeni binamızda ve yeni meclis salonumuzda yapacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Dualarla başlayacağız ki bu tilavetler, bu dualar bizim yine önümüzü açacak. Ve şu ana kadar nasıl ki inanılmaz, muhteşem işlere imza atmışsak, şehrin hem tarihi dokusunu geliştirme vizyonumuz, hem de yeni bir şehir kurma anlamında çalışmalarımız en güzel şekilde inşallah bu duaların da katkılarıyla, tüm hemşehrilerimizin de dualarıyla çok daha büyük, daha çok daha üst noktalara taşınacak ve hizmet kalitemiz yeni bina ile beraber daha da artacak. Ben bu vesileyle bizi ekranları başında izleyen tüm hemşehrilerimizin yeni yılını 2023'ü gönülden kutluyorum. Hakikaten 2023 başka olacak. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye 100 yılı olarak önümüze vizyonu koydu. Biz bunu şöyle anlıyoruz. Çorum 100 yılı olarak da anlıyoruz. Çorum 100 yılı neyi gerektiriyorsa, Çorum'da en güzel yatırımlar, hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak en güzel işler nelerse, bunlarla beraber birlik, beraberlik ve kardeşlik
içerisinde, sevgi iklimi içerisinde inşallah bunların hepsine birer birer imza atacağız. Ve 2022 yılı çok bereketli geçti. 2023 yılı çok daha bereketli olacak ve çok daha güzel işlere imza atacağız. Mesela biz 2021 Ocak ayında çimento fabrikası arazisini satın aldık diye müjdelemiştik. 2023'ün ilk haftasında da çimento arazisi 1.384.000 metrekarelik çimento arazisinin tüm planı, projesi, her şeyi hazır. Onu ilan edeceğiz ve inşallah hemşehrilerimize bunun duyurusunu yapacağız. Ve çimento fabrikası arazisi, kışla arazisi başta olmak üzere yeni şehir vizyonumuzun gereklerini yapacağız. Biz bir taraftan da kadim tarihi Çorum'u yeniden ayağa kaldıracağız. Tabii Gülabi Bey mahallesindeki sosyal evlerdeki o kentsel dönüşüm müjdemiz, hakikaten unuttum biraz önce, muazzam bir müjdeydi 2022'de. Yine Mimar Sinan mahallesinde 400 küsür 1000 metrekare bir alanda Mimar Sinan'la ilgili ilan ettiğimiz kentsel dönüşüm projemiz gerçekten büyük bir heyecan yarattı ve muazzam bir işti. Yine kale ve kalenin restorasyonu ve kalenin etrafında 9,5 hektarlık bir alandaki kentsel dönüşüm yine 2022 yılında ilan ettiğimiz muazzam işlerimizdendi. Tabii saatlerce konuşabilirim aslında. Rabbimize bunun için hamd ediyorum, şükrediyorum. Gerçekten çok güzel işlere imza atmayı bizi vesile kıldı ve çok dua almayı bizi vesile kıldı. Tabii bu hem şehrimizde görüldü hem tüm Türkiye'de görüldü. Özellikle dünden itibaren tebrik eden hemşehrilerimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında gösterilmiş olmamız gerçekten bunun görüldüğünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Neler yapmak istediğimizi, aşkla çalıştığımızı ve şehri nereye götürmek istediğimizi ve hangi güzel icraatları hayata geçirdiğimizi hemşehrilerimiz görmüş. Sonar tarafından yapılan ankette de en başarılı belediye başkanları arasına hemşehrilerimiz bizi layık görmüşler. Tabii bu başarı sadece Halil İbrahim Aşkı'nın başarısı değil. Bu başarı bir kere tüm belediyedeki mesai arkadaşlarımın başarısıdır. Biz 203 personelimizle aynı şekilde aşkla çalışıyoruz ve bu başarıda tüm belediye çalışanlarımızın, müdüründen işçisinin hepsinin, başkan yardımcısından oradaki temizlik görevlisine hepsinin büyük katkısı var. Ben huzurlarınızda bu başarıdaki katkılarından dolayı bizi Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında gösterirkenki gayretlerinden, aşkla çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Yine burada birlik beraberlik önemli. Sayın Valimiz, 3 tane milletvekilimiz, il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, bütün teşkilatlarımız ve bütün hemşehrilerimiz, muhtarlarımız, açıkçası bütün sivil toplum örgütlerimiz o sinerjiyle, birlikle, beraberlikle sadece Halil İbrahim Aşkı'nın en başarılı belediye başkanları arasında gösterilmesi değil, belediyemizin, şehrimizin, Çorum'un başarılarının konuşuluyor olması gerçekten bu birliğin sayesinde oldu. Ve ben bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ve 2023 inşallah çok daha güzel olacak. Her şeyle daha da güzel işler imza atacağımız muazzam bir yıl olacak. Ve 2023 yılını şimdiden hemşehrilerimizin tebrik ediyorum. Rabbim tüm hemşehrilerimize, tüm insanlığa, tüm Müslüman alemine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ve zulümlerin bittiği, mazlumların güldüğü bir yıl olsun 2023. Ve bizim de bu mazlumların gülüşünde katkımız olsun diyorum. Tüm hemşehrilerimizi sevgi, saygı, muhabbetle kutluyorum. Yeni yıllarını herkesin tebrik ediyorum.